gelişmeler ışığında bu ziyaretlerin anlamını konuşuyoruz. İşte bir beşli masa mı konuşuluyor? Bu değerlendirmeler var. Yunanistan'la gerginlik nereye gidecek? Vallahi biz Yunanistan... Pardon. Buyurun. Aa, özür dilerim. Yo buyurun Tuba Hanım. Buyurun. Kanacır. Buyurun. Bana sordu zannettim Nevra'yı. Uzakta olmanın dezavantajını yaşıyorum kuşkusuz. Yo buyurun. Heiko Maas'ın bu seyahati önemli ama şunu da unutmayalım. Kısa bir cümle söyleyeceğim. Sonra sözü bırakacağım. Yunanistan Almanya'ya karşı bir güvensizlik de yarattı. Yani Almanya bu arabulucu çalışmalarını sürdürürken dönüp arkasından iş çevirdi denilebilir. Gidip Mısır'la anlaştı. Şimdi de parlamentosunda bu anlaşmayı geçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Heiko Maas'ın bu akşam saat 19'da ne söyleyeceğini merak ediliyor. Türkiye bu arabuluculuğa sıcak yaklaşıyor. Ama önemli olan tabii burada Yunanistan'ın oyun bozan olmaması. Mitsotakis de iç kamuoyunda bir hayli zorlanıyor bu konularda. Muhalefet de o konuda Mitsotakis'e tepki almış durumda. Bakacağız, bugünkü açıklamalar önemli tabii, Heiko Maas'ın temasları. Evet, bir yandan bir orta yol arayışı var, görüşmeler var ama ardı ardı da açıklanan maltekstler var. İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sert. Bizim Nantex ilan ettiğimiz noktada onlar hava tatbikatı yapıyor. Oradaki gerilim de son bulmuyor. Evet. Yani bu iş başından beri söylüyoruz. Herkes birbirini suçluyor. Türkiye ile Yunanistan denk değil. Yani denk değil derken güç anlamında denk değil diyorum. Burada daha önceki programlarda da ifade ettik. Türkiye Yunanistan'ı hani askeri olarak bir kere karşısına almaz. Yani denk bulmaz. Ama kendi arkasına ama Yunanistan alıyor tabii noktası. Yunanistan ama arkasına Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği'nin öncü ülkelerini alırsa ve daha da biraz çemberi genişletip bizim problemli olduğumuz Mısır'a, her neden problemli olduğumuzu ben halen daha bir türlü anlamadığım Mısır'ı da bu işe dahil ederse o zaman işin şekli değişiyor. Yani biz o zaman masada Mısır'la ve Avrupa Birliği'nin birkaç ülkesiyle muhatap olacağız. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye'nin caydırıcılığı ve Ege'deki hakimiyeti, yani Ege sularındaki hakimiyetini kastetmiyorum, Ege siyasetindeki hakimiyetinden bahsediyorum. Sonuçta Türkiye'nin orada elini güçlü kılar. Bence... Türkiye masaya da oturur, diplomasiyi de tıkamıyor ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bana göre birazcık da sert bir açıklama yaptı. Kaybeden Yunanistan olur bu işten dedi. Hep kendileri yapıyorlar bu işleri dedi. Türkiye buradaki adımlarını hesaplayarak çıkıyor. Hesaplayarak atıyor. Ankara diyelim ona. Ankara hesaplayarak atıyor. Ve ben önümüzdeki günlerde diplomasi seçeneğinin biraz daha öne çıkacağını görüyorum ama bu akşamı biraz beklemek lazım. Bu akşam ne olacak? Bu arada Mitsotakis de kendi iç kamuoyunda biraz iyi günler yaşıyor. Yani en azından Türkiye'ye geri adım attırdık gibi bir laflar da ediyor. Nasıl bir geri adımsa ben tam şey yapamıyorum ama geri adım attırdık diye kendisini rahat hissediyor. Ama Doğu Akdeniz meselesini Nevra Hanım biz çok konuşacağız. Bence önümüzdeki 1-2 yıl konuşacağız. Bak 1-2 ay değil, 1-2 yıl konuşacağız. Ve burası çok, hani bu pilav çok su kaldırır derler ya. Doğu Akdeniz'de gerçekten çok su kaldırır. Ama önce bir Yunanistan'la bu şu sondaj krizinin çözülmesi lazım. Doğru. Yani asıl mesele orada var. Bu gerginlikle devam etmeyecektir. Değil mi? Yani neredeyse hemen hemen her gün it dalaşına yakın şeyler oluyor değil mi? Yani Metan sen onları çok daha iyi biliyorsun. Ege'de sürekli it dalaşı dediğimiz, hani bir askerlik terimidir, havacılık terimidir. Dogfight. Evet, dogfight. Sürekli onlar yaşanıyor. Yani işte yok bizim şeylerimiz, gemilerimiz... Gidiyorlar, kıyıdan dönüyorlar. Onlar kendilerini gösteriyorlar. Ufak tefek sınır ihlalleri oluyor. Ondan sonra... Uçaklar arasında. Uçaklar arasında, evet. Yani bu gerilim kolay bitecek gibi değil. Ama ben dediğim gibi gene diplomasi seçeneğinin hakim olacağını düşünüyorum. Bu şimdi Heiko Maas ziyaretinde Almanya'nın, yani Avrupa politika okuması yapılırsa, aslında Almanya'nın Avrupa Birliği için özellikle merkezli öncelikli olarak...
Fransa ile çekişmesinden dolayı bir politika çıkışı olarak da değerlendirebilir. Yoksa Almanya'nın da Türkiye'ye çok hani bayılıp öldüğü, Türkiye için çalıştığı falan gibi durum söz konusu. Bugün bir mekik diplomasisi bu aslında. Burada Fransa'dan inisiyatif öne alan, Fransa'nın burada çok öne çıkmasından rahatsız olarak ben de bir şeyler yapıyorum diyen bir Almanya var başından beri. Merkel'in yaptıkları da Heiko Maas'ın bugün önce Yunanistan sonra Türkiye'ye gelerek bu mekik diplomasisini gerçekleştirmesi de böyle bakmak lazım. Ama sonuç olarak yine Almanya'nın böyle bir pozisyon alması, Fransa'nın girişimlerinin törpülenmesi ve önün alınması açısından Türkiye'nin de işine gelir. Bu yani pragmatik açıdan böyle değerlendirilir. Ama tabii şüphesiz ki Yunanistan'ın neden böyle yaptığına dair bir konu konuştuğumuzda Yunanistan'ın kendisine yanaşılması ve destek verilmesi karşısında vereceği bir taşeronluk hizmeti de taşeronluk ödemesi de olacaktır. Çünkü en çok yanaşan kendisine Fransa. Ben sana donanmamı da gönderirim, uçaklarımı da gönderirim diyor. Karşında Fransa ne yapıyor? Rum kesimine şu liman işini de artık bitirelim diyor ve bitirmek üzereler. İşte bu bunun taşeronluk hizmet bedelidir yani. Daha doğrusu stratejik komisyonudur. Ve bunları işte Almanya farkında olduğu için, Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan beri hala yaralı ceylan durumunda da olduğu için çok fazla askeri manevralarda hareketlilik sergilediğinde hem NATO üyesi olsa da Almanlar çok daha dikkatli izlenir Batı müttefik sistematiği içinde. Yani Amerika'nın hala askerlerini orada tutması. Yani Almanlar niye? Şeyden, daha halen daha 2. Dünya Savaşı'ndaki savaş suçu hala değerli. Mesela bazı analistlere göre yani okulda çok ilgimi çeken makalelerle karşılaşmıştım. Bazı analistlere göre 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasının sebebi Almanların 1. Dünya Savaşı'nda yaralı bırakılması. O bir mi iki mi? Bir de öyle bırakıyorlar. Yeniliyor ama Almanlar müthiş bir hırsla birçok şeylerini kaybetmişler. Öç almaya yemin ediyorlar ki Hitler'in tüm konuşmaları, ateşleyici konuşmaları bunun üzerine kurulu. Hatta barış anlaşmasını bile 2. Dünya Savaşı'nda o 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgiyi imzaladıkları vagonda yapıyor ve sonra o vagonu yakar falan, o kadar takıntılı. Süremiz mi bitti? Evet. Bir çay kahve içelim. Ama çok önemli. Ama şey. Devam etsin, evet, ben merakla bekliyorum onu. Kaldığınız yere yok şey bir konu yani, buraya virgül koyalım. Çünkü çok önemli tamam, şeyler var. Tamam, buradan devam edeceğiz. İzleyicilerimiz de çünkü sonunu takip etmek isterler. Çok kısa bir aramız var. Saat başına yeniden buradayız. YouTube kanalımıza abone olun.